Şimdi şöyle izah edeyim. Biraz önce yanınızdan ayrılan hanımefendi var ya, Bahar Hanım. Kendisi bana çalışıyor. İş arkadaşım, hatta avukatım. Onunla beraber imzalamış olduğunuz bu evrak benim Paşazade Madenciliği %50 ortağı olduğumu göstermekte. Sen ne alçak, ne faziletsiz, ne aşağılık bir adamsın. Şimdi kazandığını zannediyorsun. Lakin aslında kaybettin. Şimdiye kadar senden uzak durmaya çalışan, senden kendini korumaya çalışan bir kadındım. Lakin bundan sonra senin en büyük düşmanınım. Gülfem Hanım, bu gibi fevri hareketlere inanın gerek yok. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey madenimiz için... Evet, evet. Madenimiz için beraber, omuz omuza, yan yana, hatta el ele beraber çalışmak. Hepsi bu. Fikri'yi duyuyor musun? Omuz omuza, yan yana çalışacakmışız. Yalnız şöyle bir husus var. Nedir? Şayet ortaksan bence bilmelisin. Fikriye ve ben yalnız değiliz. Davut da bizim yanımızda. Yani Davut'la da omuz omuza yan yana yürüyeceksin. Yani bu güzide ailenin, bu müstesna kız kardeşlerin yanında bir amele mi olacak? Söylediklerimi tekrarlatma. Çık git evimden. Olsun Gülfem Hanım. Benim için hiç sıkıntı değil. En iyisi bunu bence biz yarın ilk yönetim kurulu toplantımızda istişare edelim. Daha iyi olur. Müsaadenizle. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi memnun musun Beyice? Abla ben eğer böyle olduğunu bilseydim. Evlilik meselesinde olduğu gibi bu meselede de Beyice'yi sen aceleye getirdin. Onun sağlık düşünmesine mani oldun. Madende yaptıkların, yapmadıkların, bu yaşadıklarımız nasıl suçlusu sensin? Kızı öyle bir cendereye aldın ki makul düşünemez hale getirdin. Gülfem, Beyice kendi kararlarını kendi verebilecek yaşta. Bu söylediklerin gerçekten çok abes. Seni foyanı ortaya çıkaracağım. Ne foyası Allah aşkına ya? Ne foyası? Ben bu ailenin selametinden başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ben biraz odamıza çekileceğim, başım ağrıdı. Bu adamın gerçek yüzünü sana göstereceğim. Göstereceğim, göreceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.